Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Valorem Team'in düzenlediği değer katan eğitimlerde bu akşam ülkemiz için en önemli konulardan birini işliyor olacağız ve en yetkin ağızlardan dinliyor olacağız. Profesör Doktor Melahat Emine Dönmez hocamızla birlikte sigaranın zararları ve bu sigaranın etkilerinden kurtulmak, sigaranın tutsaklığından kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor? Bu yolları, bu alternatiflere değiniyor olacağız. O yüzden hepimiz için çok önemli. Mutlaka bu videoyu daha sonra sevdiklerimizle de paylaşalım. Özellikle sigara kullanan dostlarımıza, onlara faydalı olabilmek, onlara değer katabilmek adına. Maalesef lise ve üniversite yıllarında ben de bu tuzağa düşmüştüm açıkçası ve kurtulmak için çabaladığımı da hatırlıyorum birçok sefer. Hatta bazı zamanlarda bir ay, bazı zamanlarda birkaç ay kurtulduğumu ama yine tekrar bu bağımlılığa tekrar başladığımı hatırlıyorum. Ta ki bundan belki 7, belki 8 sene önce bir arkadaşım sigarayı bırakmak için iyi bir yöntem keşfettiğini ve istiyorsam benimle de paylaşabileceğini söyledi. Ya ben tabii çok ümitsiz bir vakaydım kendimce. Çünkü bırakıyordum. Tekrar başladığım için farklı farklı yöntemleri de denemiştim. Tamam söyle bakalım bir de onu deneyelim dedim. Bana bir tane video paylaştı. Dedi ki akşam çayını kahveni demle. Al sigaranı da dedi. Enteresan bir şekilde. Otur dedi. Bu videoyu izle dedi. Bak bakalım sende işe yarayacak mı dedi. Tam dediği gibi yaptım. Oturdum akşam böyle sessiz bir ortamda çayımla kahvemle birlikte bu videoyu izledim. Gerçekten videoda anlatılanlar bana bu tutsaklığa neden düştüğümü, neden sigara içtiğimin gerçek nedenlerini fark etmemi sağladı aslında. Daha önce hep kendime farklı farklı yalanlar söylüyormuşum, bunu fark ettim. Ve o videoda da bir ritüel vardı. Son sigaranı içiyorsun ve söndürüyorsun. Daha sonra içmek istemeyeceğini, içmenin gerek olmayacağını farkındalığını oluşturuyordu. Melahat Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu değerli vaktinizi bize ayırdınız. Biliyorum bizim için harika bir sunum hazırladınız. Ben şimdiden meraklanıyorum. O yüzden tekrar çok teşekkürler bütün arkadaşlarımızın adına. Başlamadan önce sizi kısaca da tanıyabilirsek çok mutlu oluruz hocam. Buyurun. Hoş bulduk. Her şeyden önce bu kadar önemli bir konuda bana konuşma fırsatı verdiğiniz ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Profesör Doktor Melahat Emine Dönmez. Tıp fakültesinden sonra ben kadın doğum ihtisası yaptım. Onun üzerine perinatoloji ihtisasını yaptım. Bir de ayrıca tüp bebek sertifikam var. Tabii ki Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde emekli olduktan sonra şimdi de kendi ofisimde ve bazı günlerde Acıbadem Taksim'e gidiyorum. Hastalarımı orada görüyorum. Tabii ki korona günlerinde bir yere gidemiyoruz. Şimdi buralardayız. Kısaca böyle söyleyeyim. Daha fazla benden bahsetmeyeyim. Asıl konumuza gelelim. Gerçekten önemli bir konu ama ben sigarayla flört ilişkisi var dediğim için tiryakiler ve sigara içenler lütfen bana kızmasınlar. Çünkü flörtlerini kötüleyeceğim bugün ben. Bayağı kötüleyeceğim. Flört ilişkisi sigarayla insanda oluyor. O nedenle bugün onları konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bu konuşmadan sonra sigarayı bırakırsınız. Ben bu yukarıdaki amblemi 31 Mayıs sigaraya hayır, tütüne hayır gününde hazırladım. Korona ile böyle bir şey var taç etrafında. Bu taçlara ben nasıl korona zehir ise Covid bir de Tovit var diye bu nargileyi işte tütünü şeyi sigarayı şeye pupoyu, piroyu hepsini koyarak böyle bir amblem yaptım. Ki yasak içilmesin falan diye göstermek için, farkındalık yaratmak için. Evet, sigara fiziksel, ruhsal ve sosyal zararları ile bireye, hastalıklar nedeniyle topluma, ekonomiye ve ülke kalkınmasına olumsuz etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunu. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de kabul etmiş zaten. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı sigara kullanmakta. Bu nedenle sigaraya başlamadan alınacak koruyucu önlemler kişisel ve toplumsal sorumluluklarımız arasındadır. Ve hepimize görevler düşmekte. Yollarda ben herkese, sigara içenlere güzel bir şekilde, beni dövmeyecekleri bir şekilde herkese ikaz ediyorum sigara bırakın diye. Anavatanı Amerika patlıcangillerden ben bu anlatmayacağım. YouTube'da kalırsa merak edenler bakabilir. Türkiye'ye 1601'de gelmiş Avrupa'dan Anadolu'ya ve bu 4. Murat zamanında yasaklanmış. Sonra tekrar
tekrar 1690'da izin verilmiş. Ondan sonra biliyorsunuz reji dönemi başlıyor. Ama nihayet 1924'te bu cumhuriyetin ilanı ile de Milli Tekel kuruluyor ve reji kaldırılıyor. Bunlardan bahsetmeyeceğim ama bizim Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin neler yaptığını söyleyeceğim. Eğitimler yapıyoruz biz. Toplantılar yapıyoruz ayda bir kendi aramızda. Sigaradan nasıl bu insanları kurtarabiliriz? Neler yapabiliriz? Farkındalık yaratmak, gençlere bunlara alışmaması için insanların sigaradan ne kadar uzak durmalarını nasıl sağlayabiliriz diye bir sürü kararlar alıyoruz. Sonra bunları yukarıya gönderiyoruz. Onlar da kabul ediliyor. Mesela bu tek tip sigara paketi bu bizden çıktı, bizim derneğimizde ve dünyaya bu şekilde Türkiye örnek oldu. Bizim de savaşımız bu Türkiye sigarayla savaş diyoruz ama tiryakilerle ve insanlarla değil. Bizim savaşımız çocuk ve gençlerin hiçbir zaman sigaraya başlamaması. Sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunması ve tiryakilerin de sigara bırakmaya teşvik etmek ve bırakmak isteyenlere yardımcı olmak. Bunun içerisinde tabii sigara diyoruz aslında alışmışız, marka olmuş, tütün demek lazım. Tütün, tütün zararlı. Yani sigara böyle alışkanlık olmuş, biz de sigara diyoruz. 4000'den fazla içerisinde kimyasal madde var ve bunların çoğu da kanser yapan maddeler. Özellikle bu arsenik, kadmiyum, aseton, katran, karbon monoksit. Bunların hepsi gerçekten çok zehirli. Bakın şurada bu sigara kağıdının yapılması için fabrikada çalışan birisi bana anlattı. Hocam görseniz bu sigaranın kağıdına dokunmazsınız dedi. Bakın kadmiyum, stearik asit, bu kadmiyum pilde var. Nikotin biliyorsunuz böcek ilacı, toliyans çözücü, amonyak tuvalet temizleyici, metan bataklık gazı vesaire. Onun için bunun içerisinde neler olduğunu bilmemiz için bunları böyle üstüne basarak söylüyorum ki insanlar nefret etsinler. Darısı onların başına. Ziya Bey bırakmış. Ziya Bey başınız sağ olsun. Neden diyeceksiniz? Şu anda dünyada 6 saniyede bir insan sigaradan ölmekte. Önümüzdeki 20 yılda da 4 saniyede bir olacak. Onun için başınız sağ olsun diyorum. Düşünün, düşünün ne kadar zararlı. Bugünkü bizim bu korona tablosu, düşünün. Bakın buraya, 27 insanımız aramızdan COVID-19 nedeniyle ayrılmış. Çok üzücü. Ve her gün biz bunları takip ediyoruz. Diyoruz ki çok şükür sayı azaldı, sayı azaldı. Ama biz bir gerçeği bilmiyoruz ki. Her gün COVID-19'u bilmiyoruz. Tütün virüsü hastalığını. 332 kişi günde sigaradan ölmekte. Bugün 27 kişi diyoruz ki COVID-19'dan. Ama COVID-19'dan 332 kişi öldüğünü bilmiyoruz. Ben COVID diyorum. Çünkü bu çok önemli. Bakın dünyada 1.3 milyar içici var. Türkiye'de 19.800.000. Bakın dünyada sigaradan ölen 8 milyon. Yılda. Türkiye'de 120 bin ama günde 332. Çok önemli. Ve de bakın 23 milyar sigara kaynaklı toplam ekonomik zarar. Bunlar çok önemli. Hakikaten bunları insanlar bu gerçekleri bilmiyor. Tarihçeyi buraya koydum. Söylemeyeceğim tek tek. Mesela 91'de bu veto edilmiş. 1986'da bağımsız milletvekili Reşit Ülker çok uğraşmış. Sonra 88'de Bülent Akarcalı, bizim eski sağlık bakanımız. O da 88'de yasanın çıkması için uğraşılmış. Bir sürü tehditler almış. Kendisinden biz bunları dinledik. Ve de kendisine de orada yasanın çıkmasında yardımcı olan rahmetli Adnan Kahveci. Ama bu yasa yine veto olmuş. Ta ki gelmiş şeye kadar. 2008, ondan sonra 2009, 19 Temmuz'da yasanın hikayesi böyle. Evet. 2003 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün 56. Genel Kurulu'nda kabul edilen ve ilk uluslararası tütün kontrol antlaşması olan tütün kontrol çerçevesi paralelinde bir belirlenen etkili tütün kontrol stratejisi var. 2008 yılında Empower. Bakın bizdeki yasa bundan bir yıl sonra çıktı ama biz Türkiye dünyaya örnek oldu. Çünkü bu Empower stratejisi paketi çok önemli. Bunu Türkiye'de uygulandığı için Türkçeleştirerek onlar dünyaya örnek oldu. Bu paket Dünya Sağlık Örgütü ülkelere insanlarını sigara dumanından korunmaları için yardım etmektedir. Power güç demek biliyorsunuz. Bu da Türkçesi kuvvet olarak gelmiştir ve bu paket bu şekilde sigaranın
kullanılması, zararlarını ve önlenmesini anlatmak için. Bakın tek tek söyleyelim burada. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu Empower paketindeki 6 politika ile tütün salgını kontrol edilebilir ve neden olduğu ölümler azaltılabilir demiştir. Birincisi, kuvvet yukarıdan aşağı yazarsak, bakın yukarıdan aşağı şiir yazardık ya, koru. Ne demek? Pasif sigara dumanı etkileniminden koru. Sigarayı bırakmak için uygun yardım öner. Tütün üzerindeki vergiyi azalt, artır. Çünkü vergiyi artırmak da sigaranın gerçekten birazcık insanları fiyatını artırmak, vergiyi artırmak insanların biraz sigara almasını önledi. Tütün ürünlerinin reklam, tanıtım ve sponsorluğunu kısıtlama konusunda var olan mevzuatı güçlendir. Sigaranın zararları konusunda toplumu eğit ama yasa çıkıyor, her şey çıkıyor. Ne oluyor? Tütün kullanım ve koruyucu çalışmalarını takip etmek. Takip ve kontrolümüz bizim çok eksik. Mesela sigara yasakları çıkıyor ama lokantalarda vesaire halen içilen yasakların delindiği yerler var. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün projesindeki bu Empower paketi Türkiye'de kuvvet olarak uygulanmakta ve uygulanıyor. Bu da bu şekilde örnek oldu. Tütün ürünleri her ülkede farklı. İşte sigara, nargile, e-sigara, pipo, probidi, bir sürü isimleri var. Bunları ben saymayacağım. Bu ürünler maalesef inşallah bir daha bunları görmeyeceğiz. Dünyadan yok olacak. Ta ki 19 Temmuz 2009'a kadar bunlar, işte 2008'de de bir tekrar yasa çıktı ama buna ilaveler olarak son halini 2009'da aldı. Her türlü yerlerde, kapalı kafeterya, lokanta vesaire yerlerde sigara içilmesinin yasak olduğu, açık alanlar da dahil. Çünkü üç yeri açık, burası üstü kapalı, sigara içilebilir deniyor. Bunlar yasak. Maalesef dört tarafı da açık olması lazım. Buralarda sigara içilmesi yasaklandı. Allah'tan bizim Sayın Cumhurbaşkanımız sanki bir terör gibi bu sigarayla uğraşılması gerektiğini söylemiştir ve bu yasanın çıkmasında çok çok faydalı olmuştur. Gerçekten kendisine de teşekkür ederiz. Alo 184 mesela sigara içenlerin şikayet şeyi Alo 184 line'ı bu şeyi hatta arayarak sigara ile olan şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdi korona, 184 yine koronada oldu. Çünkü başka bir o anda hat bulunması acilen 184 kabul edildi. Şimdi burayı arayıp ama bir yere gittiniz, sigara içiliyor, orada yeşil dedektörü telefonunuza indirerek şikayet ettiğiniz anda, resmi gönderdiğiniz anda 10 dakika sonra geliyorlar ve orada cezai işleme başlıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi sigaranın neler yaptığını görüyorsunuz. Kişiden bir içen bir kişiden bir canavar yaratıyor. Bunun farkında değiliz. Evet. Bakın şeye zararını. Dünyada sigara kullanan kişi sayısı ne demiştik? 300. 1 milyar 300. Dünyada sigaradan ölen 8 milyon. 7 milyon kendi içtiği için, 1 milyon başkası içtiği için. Dünyada sigaradan günlük ölen 21.917. Bir yılda sigaranın bir kişi içiyorsa sigaraya harcadığı para ne kadar biliyor musunuz Ziya Bey? 7.542. İki kişi içiyorsa 15.000 oluyor. Yani sigara kullanan kişi 19 milyon. 600.000'i çocuk bunların ve de Türkiye'de sigaradan yıllık ölen kişi sayısı da 120.000. Yani düşünün bakın. 332 kişi de bugün ölmekte öldü. Yani bugün sigaradan nasıl koronadan öldüyse 332 kişi de bugün sigaradan öldü. 70 biz milyarda ne yapıyoruz? Türkiye'de sigara kaynaklı toplam ekonomik zararımız. Evet. Şimdi Türkiye'de 2008 ve 2012 yılları arasında %13.4'ten 4'e düşmüş, azalmıştır. 2017 yılında yetişkin nüfusun %25'i sigara içiyordu. %25'i. Şimdi bakın 2008-2012 yılları arasında ne kadar azalma olmuş. İlk zamanlarda yasanın çıktığında 26 milyon iken bu zaten 20'lere, şimdilerde de 18-17'lere kadar düşmekte. Yıllara göre de burada dağılım var, sıkmamak için şey yapmıyorum. Burada erkekler ve kadınların oranları var. Mesela şu oran çok önemli. Üniversite %48 bakın. Bakın ama en önemli olan burada, en önemli olan ne biliyor musunuz? Gebelerin %15'inin sigara içmesi. Bir de
ülkemizde sigara bırakma programlarında etkin rol oynaması gereken göz önünde kişilerin, rol model olanların, tıp doktorlarının %44'ünün, öğretmenlerin %51'inin, gazetecilerin %64'ünün sigara içtiği gösterilmiştir. Mesela depresyonda sigara içimi çok fazla. Bakın normal popülasyonda ne kadar sigara içen? %26. Ama depresif hastalarda görüyorsunuz ki %56. Evet, sigara ne yapıyor? Sigara içimi arzu oluyor. Sigara içme, sigara içiyor. Sonra nikotin alışkanlığı, tekrar sigara içiyor. Ama diğer taraftan neler oluyor bunu bilmiyorlar. Çünkü manuel olarak endorfin salgılatıyor. Biraz sonra göstereceğim. Karsinojenler ve zehirli gazlarlar. Tüm kanserlerin %30'unun nedeni sigara. Kronik bronşitlilerin %66'sı, damar hastalıklarında %13'ü sigaradan olmakta. Bütün organlara etkilediği görüyorsunuz. Yani bu şeyin üzerinde insan 3 gün konuşabilir. Etkilemediği organ yok. Evet, ben bunu her zaman gösteririm bütün konuşmalarımda. Çünkü tıp fakültesinde 2. sınıfta anatomide ders yapıyoruz. Kadavra masalarda oluyor. Bizim kadavradaki akciğer simsiyah, yan taraftaki açık renkte. Hocaya sordum. 2. sınıftayım o zaman tıpta, Ankara tıpta. Hocam dedim, bizim dedim kadavramız çok mu eski ölmüş? Akciğer neden dedim siyah, bu taraftaki pembe. Ne dedi bana? Gel kızım bak, bu dedi sigara içmemiş, bu sigara içmiş. Yani o kadar belliydi ki kadavralarda o sigara hangi akciğer içti, hangisi içmedi. Lütfen lütfen sigara içen bunu bir düşünsünler. Evet, her türlü organımızı etkilemekte, her türlü organımızı. Bakın, görün burada neler yapmakta. Parmakların, ayakların kesildiğini, çünkü Burger hastalığı dediğimiz damar tıkanıklıkları, tromboanjinitis, orbiterans var, ayakları bile kesilebiliyor. Bakın dudaklarda, dudaklarda, parmaklarda, bakın burada damar tıkanıklığı. Sigara mı, sağlık mı? Karar sizin diyoruz. Evet, bakın burada ne oluyor? Nikotin bir fiziksel bağımlılık yapıyor. 8 saniye sonra beyne ulaşıyor. Her nefeste yaklaşık 50 bin beyin hücremizi öldürüyor. Bu süreçte vücut mutluluk hormonu adı verilen endorfin salgılıyor. Aslında biz endorfin otomatik olarak beynimiz zaten salgılıyor. Bir mutlu oluruz, spor yaparız, işte bir çikolata bile yeseniz bir endorfin salgılanabilir. Mutlu olduğumuz zaman salgılanan, maalesef sigara içmede manuel olarak biz bunu salgılatıyoruz ve dolayısıyla sigara içmemizi artırıyoruz. Evet, bakın burada görüyorsunuz. Bacağı kesilmiş. Bakın burada dişlerdeki, diş etlerinde, hatta implantlara bile etkileri var. Evet. Ben bu hastalıkları tek tek anlatmıyorum çünkü vakit yok diye. Yapma, gebelikte yapmadığı hastalıklar yok. Anomalili bebekler, erken doğumlar vesaire. Yani çok fazla bütün organlarımızı, anne karnındaki bebeğin bütün organlarını etkilemekte. Yeri geldikçe anlatacağız. Bakın burada da solunum sistemi ve yeni doğan bebekte neler yapmıyor? Ani bebek ölümleri, yarık damak, yarık dudaklar, nörolojik sekeller, bir sürü organı etkilemekte. Evet, dünyada kadınlar ve genç kızların sigara ve diğer tütün ürünleri tüketimlerinin artması, kadınlara özel tütün kontrol stratejilerinin gerekliliğini ortaya koymuş. Dünyada da 250 milyon kadın sigara içiyor. Zaten sigara endüstrisinin hedefi de kadın. Çok kolay ulaşıyorlar. Bakın reklamlarda hep kadınlar kullanılmış. Evet. Ama bilmiyorlar ki diğer taraftan neler yapıyor. Bakın nefes alamamış burada kanser, gırtlak kanseri ve dolayısıyla buradan delik açılıp buradan nefes alıyor. Elindeki yaralar, bacağı kesilen, kolunda, bacağında yaralar. Evet. Sadece öldürmüyor, aynı zamanda süründürüyor. Evet. Dehşet verici bir gerçek. Ülkemizde her yıl 4500 civarında eşten biri maalesef pasif sigara dumanı ile eşinin ölümüne neden olmakta. Bir diğer gerçek ne? Evet, bir diğer gerçek de her yıl ülkemizde 2000 civarında bebek ve çocuk 0-5 yaşlarında sigara içildiği için anne ve babaları tarafından öldürülmekte. Ani bebek ölümleri olmakta. Kadınlarda adet şikayetleri, adet öncesi gerginlik, ağrılı adetler, erken menopoz, erkeklerde de erken andropoz 4-5 yıl öne çekilmekte. Bana hasta geliyor. Ben kadın doğumcu olduğum için bunları biz yaşıyoruz birebir. 38 yaşında bir kadın geliyor. Ben adet görmüyorum bir yıldır. Hemen ilk sorduğum soru, sigara içiyor musun? Evet.
Ben 13 yaşından beri sigara içiyorum. Erkenden menopoza girmiş. 10 yıl önce bakın, 10 yıl önce 48-50 yaşında girmesi gerekirken arkasından kemikleri eriyor ve kırıklar oluyor. Bunları bilmemiz lazım. Anlatıyorum halkımız, inşallah buradan çok insana ulaşabilmişizdir. Gerçekten çok önemli. Sorunlu gebelikler, düşükler, dış gebelik, erken doğum, anomalili bebekler vesaire, kemik kırıkları kadınlarda ve artık tespit edildi idrar kaçırmaların da bugün sigaraya bağlandığı. Bakın burada, bakın küçücük doğmuş yoğun bakımlarda uğraşıyor. Çocuklara, öğrencilere göstermek için düşük yapmış kadın erken ve de kavanoz içinde. Evet, bakın burada kendisi gebe sigara içiyor. Bakın burada ölmüş bir bebek. Bunlar çok çok önemli. Yine burada şeyde uğraşıyor. Gerçekten eğer bir kişi gebelik planlıyorsa en az 3-4 ay önceden sigarayı tamamen bırakması lazım. Lütfen biz buna çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda sigara ne yapıyor? Bizi yaşlandırıyor. Yaşlandırıyor. Ziya Bey'in bırakmış cildi onun için buradan iyi gözüküyor. Çünkü gerçekten yaşlandırıyor. Bakın burada telomerler kromozomlanmışlarında bu ayakkabı bağcıkları gibidir. Telomerlerde kısalma yapıyor. Günde bir paket sigara içen her yıl telomerde %18 kısalmaya neden oluyor. Bakın bu bir smoker's face dediğimiz sigara içenin yüzü. Bu da yaşlanan temiz yüzlü, bakın sigara içmediği belli böyle bir kişi. Bunlar çok önemli. Sigara içenler içmeyenlerden 10 yaş daha erken ihtiyarlamakta. Sigara içiyorsa ne oluyor? Donuk, renksiz, derin kırışıklıkları olan, elastikiyetini kaybetmiş bir cilt oluyor karşımıza. Ondan sonra da plastik cerrahlara gitmeye çalışıyorlar. 5 yıldan uzun, günde 15 ve üzerinde sigara içen kadınlardan menopoz 4-5 yıl erken gelmekte. Kısırlık yapmakta. Hem erkek hem kadın üreme hücrelerinde oosit ve spermlerin fonksiyonlarının üremelerini bozmakta. Ve biz neden gebe kalamıyoruz diye çiftler bize kısırlık nedeniyle geliyor. Biz bunlara sorduğumuzda bunların sigara içtiğini, neden tüp bebek merkezlerine gidenler arttı, neden bu kadar düşükler, gebe kalamamaklar, erken doğumlar oluyor? Bunların birçok nedeni sigara. Eğer gebelik oluşsa da düşükler oluyor, rahime yerleşemiyor. Bunların hepsinin nedeni sigara. Sigaranın tüplerin fonksiyonlarını da bozduğunu biliyoruz. Bakın burada bu örneğe koydum. Ereksiyon fonksiyonunu bozuyor. Burada da erkeklerde disfonksiyon, erekte disfonksiyon yapıyor. Çok önemli. Kromozomları yapılarında geri dönüşü olmayan bozulmalar hatta onların da torunlarına gidiyor. Mesela sigara içme alışkanlığı nasıl başlıyor? Erkeklerde bakın, kul olmak, daha güçlü gözükmek, çekicilik, cesareti, işte kendine güven. Ben artık 17 yaşına geldim, 18 yaşına geldim diyorlar ve başlıyorlar. Tabii burada da insanların önünde rol model olan kişilerin içmesi de gençlerimizi sigaraya alıştırıyor. Biliriz kovboy filmlerinde bir sürü, şimdi marka ismi vermeyeceğim, sigaralar içildi. İşte bunlar ondan sonra çocuklarımız alıştı. Maalesef zehiri saçtılar. Kadınlarda ne oluyor? Olgun gözükmek, kendine güven, çekicilik. İşte ben güzelim. Ağzına bir sigara aldığı zaman bütün erkekler, eskiden bilirsiniz altın çakmaklar da vardı, sigaralarını yakarlardı. Dolayısıyla kadınlar o zaman kendilerinin beğenildiğini falan sanırlardı. Ve dolayısıyla ne oluyor? Hem sosyal, hem psikolojik, hem de davranışsal bütün bunlar sigara alışkanlığına yol açıyor. Nargile de var, ileride konuşacağım. Nargile de sigara kadar zararlı. Hele şu günlerde. Her yıl 450 bin çocuk ve gencimizi sigaraya başlatıyoruz. 11-19 yaş arasında, bakın. Çok önemli. Evet, çok önemli bir de konuyu söyleyeceğim size. Bülent Akarcalı bize, kendisi de anlattı bunu. Melih Aşık sayfasında yazdı. Philip Morris, biliyorsunuz sigara şirketi, demiş ki Türkiye'de siz 15 yaşından önce gençleri sigaraya alıştırmamışsanız, sigara müşterisi yapmamışsanız hiçbir şey yapmadınız, başarılı değilsiniz. Bakın Ziya Bey, bu kadar iğrençler. Bu kadar iğrençler. 15 yaştan önce diyor. Yani 15 yaşından önce, onlar da biliyorlar ki alışkanlıklar çok zor kaybedilir. O nedenle bunu ben buraya getirdim. Çok önemli bir şey onların ne yapmak istediğini. Evde sigara içildiği zaman nelerin olduğunu, beyin gelişimini bozuyor, ani bebek ölümlerini artıyor. Çocuğum karın ağrıları çekiyor. Her doktora gidiyorum olmadı. Bir bakıyorsunuz anne baba sigara içiyor. Bunlar çok önemli.
OECD'nin yani işte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre dünyada sigara kullanımının en yaygın olduğu ülke Yunanistan %39'la. Türkiye'de bu oran 2000 yılında %32 ile 23.8 oranıyla 11. sıraya gelmiş 2000 yılında 32 iken. Bakın bu yasalar çıktıktan sonra ne kadar etkili olduğunu. Evet, çok önemli bu şey. Neden önemli? 19 yaşından önce başlamayla 24 yaşından önce başlamanın yüzdelerine bakınız. 10 ve 5 yani çocuk ve gençlerin önleme çalışmalarında ilk sırayı almalarının gerektiğini görüyoruz burada. Çok önemli bu yaşlardan önce. Biz bir şeyin farkında değiliz. Sigara ile zehirli bir ilişki içinde olduğumuzun farkında değiliz. Sigarayı elleriniz, dudaklarımız değil zihnimizle içiyoruz. Sigara içerek bir gün kendiniz bile fark etmeden zehirli bir kişiye dönüşerek hem kendinizi hem çevrenizi ciddi zararlara uğrattığımızın hiç farkında değiliz. Evet. Kadınlar büyük bir risk altında dedim. Bakın hep kadınları reklamlarda. Bakın. Görüyor musunuz? Burada diyor ki boğazına iyi gelir. Nerede boğazına iyi gelir sigara? Ama böyle reklamlar yaptılar. Doktorlar işte Camel içiyor vesaire. Bütün bunların hepsi onlar kullanıldı. Ama o zamanlar hiç kimse farkında değildi. Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski 4 kat daha fazla. Damar tıkanıklığı, tansiyon yüksekliği, pasif içicilerde kalp hastalıklarına bağlı ölümler %30. Artış gösterdi. İnsan beynine en çok zarar veren 3 olumsuz etmenden birisi sigara dumanı, ikincisi tansiyon ve şeker hastalığı. Bunlara çok dikkat edelim. Bakalım bakın. Burada şu normal bronşa bakın. Yani nefes borusu. Burada da daralmış bir nefes borusu. Bakın bomba hazır. Kalbinizde burada bomba hazır. Lütfen bunları ben çok teşekkür ediyorum Ziya Bey'e beni bu konuda davet ettiği için. Gerçekten çok önemli. Çocuğun ağzına böyle sigarayı verirsek, eline de Coca-Cola'yı verirsek sonra nasıl bırakacak bunu? Şimdi şu da bir gerçeği ortaya koyuyor. İngiltere'de Durham Üniversitesi'nde çok güzel bir üniversite orası. Ben de gidip görmüştüm. Burada bir çalışma yapılmış ve 4D'li 4 boyutlu ultrason ile gebeleri araştırmışlar. Bakın üstte tiryaki bir annenin bebeğinin bunun hareketlerini gösteriyor şeyde. Ben videoları kapattım uzar diye. Burada huzursuz bir bebek. Sigara içiyor anne tiryaki. Bakın ne kadar huzursuz. Elini başına götürüyor. Huzursuz. Ama aşağıda hiç sigara içmeyen bir annenin bebeği mışıl mışıl uyuyor. Bu ultrason ile hareketli tespitleri edilmiş ve de güzel bir çalışma. Bakın kafa içi kanaması 2 kat. Riski artıyor. Beyinde pıhtı 3 kat. Hele bir de beyinde anevrizma var ise sigara damarlarımızda daralma yapıyor. Dolayısıyla tansiyonu da yükseltiyor. Tansiyon yükselen yerde oralarda baloncuklar, genişleme, anevrizmalar var ise bunlarda yırtılmalar oluyor. Ne diyorlar? Aniden öldü. Acaba büyük damar, aortta mı bir anevrizması var, beyinde mi var bilmiyoruz. Lütfen bu gerçekleri söylememiz lazım. Herkes bu kadar güzel, bu kadar yakışıklı olmayabilir ama sağlıklı olabilir, sağlıklı yaşlanabilir. Çok önemli bir şey bu. Onun için de sağlıklı yaşlanmamız için biz sigarayı içmeyeceğiz, günlük sporumuzu yapacağız, yürüyeceğiz, besleneceğiz. Evet, risklerden korunmayı ne kadar başarabiliyoruz? Bu riskten korunmayı nasıl başarabiliyoruz? Acaba boynu kesilecek mi? Ama biz sigara riskinden korunabiliriz. Lütfen sigara yüzünden 10 kişiden biri ölüyor. Dünyada yılda 8 milyon insan ölüyor dedik. Bunun 700 bini ila 1 milyonu şimdi son sayı 1 milyon pasif içicilikten ölüyor. 2025 yılında sigara içen sayısını 1.8 milyar şimdi 1.3 mesela 8 milyara çıkacağı tahmin edilmekte. Bakın burada iskelete dönmüş. Burada da yoğun bakımda yatan bir hasta burnunda tüpleriyle vesaire. Evet. Sigara neler yapmaz ki? Bakın. Günde bir tane sigara içen bir kişi artık siz düşünün. Her gün röntgen çektirmiş gibidir. Bakın. Kanser yaptığı zaten kanıtlanmış. %70 oranında akciğerlerde birikir, tahrip eder. Parmak ve dişlerde sarı renkten sorumludur. Bakın parmakları simsiyah olmuş. Bunların hepsi sigara içenler. Şimdi benzopiren maddesi var. Biliyorsunuz bu benzopiren çok tehlikeli, kanser yapan. Nedir bu? Tütün bitkisi gibi organik bileşiklerin yanmasının bir yan ürünü.
Bu ürün ne yapıyor? İşte bizim DNA'mızda hasar yapıyor. Ve bunun da biliyorsunuz gururumuz olan Aziz Sancar bir ilk sigaranın DNA'ya verdiği zararın haritasını çıkardı ve Nobel ödülü aldı biliyorsunuz. Ve bununla konuştuğumuzda Sayın Sancar'la hocam diyor ben diyor DNA hasarını düzelteyim, tamir edeyim de diyor herkes sigara içmeye devam ederse bu iş ne olacak? Haklı, haklı. Hatta tam da bu haritayı çıkardıklarında genomun tamamında diyor biz DNA hasarının nasıl tamir edildiğini bilebilirsek o zaman ilaç geliştiricilerine de yardımcı olacağını söylüyor. Ama bu işte bu benzopiren maddesi DNA'da hasar yapıyor. Bu çok önemli. Evet. Bizi kanseri koruyan P53 genimiz var. Bu P53 geni ispat edilmiş. Bu sigara ne yapıyor? P53 geninde hasara neden oluyor. Sigara içen akciğer kanserine yakalananların yaklaşık %60'ında bu P53 geni büyük bir şekilde hasar görmüştür. Sigara dumanının bazı bileşenleri DNA'ya hasar veriyor ve dolayısıyla hasarlı olan DNA hücre bölünmesinde ne oluyor? Bakın burada o bölünme, bu hücrenin bölünmesi ve replikasyon, yenilenmesi, translokasyon olurken devamlı hücremiz çoğalıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hasarlı DNA geçiyor buraya. O da torununa geçiriyor. O yaşarsa ondan sonra da ne oluyor? Ölüme gidiyor. Çok önemli. Evet. Şu bakın aynı benzopiri burada da fabrikalardan çıkan, arabalardan çıkan egzozlar burada da DNA'ya verdiği hasar. Çok önemli bu slide. Gerçekten nasıl bu hasar düzelecek? Devamlı çoğalıyor çünkü DNA. Dolayısıyla ona bütün hücrelere arkasından kanser yapıyor. Pasif içiciliğe geldim. Herhalde çok uzatmıyorum değil mi? Yok değil mi? İyi gidiyorum. Tamam. Zaten pasif içicilik ekonomiyi anlatacağız. Çünkü biraz hızlı geçeyim. Daha çok sorulara zaman kalsın istiyorum. Bütün bu anlattıklarım sayın dinleyiciler Valorem Team pasif içicilikte aynı şeyleri yapıyor. Yan akım dumanı. Daha tehlikeli. Bu ana akımdan daha çok nikotin içeriyor. Karsinojenler daha yüksek konsantrasyonda. Çevre Koruma Ajansı tarafından zaten A grubu kanser olarak tanımlanmakta. Ve bu nedenle pasif içicilik de çok önemli. Bakın bütün bunlar pasif içicilikten. Maruz alınan, aldığımız sigaranın güvenilir bir düzeyi yok. Çünkü sorulan soru şu. Ben günde 3 tane 4 tane içersem fazla zararı yok değil mi? Hayır. Sigaranın bir ölçüsü yok. Asla güvenilir bir düzeyi yok. Bakın burada yarık damak, erişkinlerde ne yapıyor? Ciddi akciğer, kalp damar hastalıkları, bebeklerde ani ölümler, gebelerde düşük ağırlıklı doğumlara neden oluyor. Bakın burada yine bir Mongol doğurma riskinin de bugün sigaraya bağlandığı bilinmekte. Bakın burada görüyorsunuz dumandan ne kadar rahatsız. Gebelerin sigara içmesi veya pasif sigara dumanı etkisinde kalmasının korkunç sonuçları düşükler, buyurun, sakat doğumlar, %10-15 eksik kilolu bebekler ve de zeka kayıpları. Bunları düşünsünler. Evet, bakın bunların hepsi pasif sigara içici çocukları. Bakın çocukların %40'ı içmeyen erkeklerin %33'ü, sigara içmeyen kadınların da %35'i risk altında. Bakın Türkiye'de her yıl yanında sigara içildiği için böyle güzel 1000-1500 çocuğumuzu kaybetmekteyiz. Organlara etkileri var. Pasif içicilerde de aynı. Anlatarak vakit almak istemiyorum. Bütün organlara, bütün gebelikteki anne karnındaki bebeğin hepsine etkili. Pasif içicilik de aynı. Bir şey daha var. Ben üniversitelere, okullara, ilkokul, ortaokullara sigaranın zararlarını, tütünün zararlarını anlatmaya gidiyorum. Çünkü dernekte eğitim yapan birkaç arkadaşımız var. Onlardan birisi de benim. Ve 3 tane slaytım Ziya Bey çok etkili oluyor. Birincisi bu. Yeşil. Çok güzel bir yeşil bitki. Neredeyse bunu salata yapmak istiyorum içimden. Ama bu geliyor otobur hayvanlar. Hiçbirisi yemiyor bunu affedersiniz. Hiçbirisi yemiyor. Neden biliyor musunuz? Bu tütün bitkisi. O zaman insanlar neden sigarayı içiyor? Beni de öldürme, kendini de öldürme. Yani çok önemli. Bakın bu yeşil bitki geliyor kokluyor. Otobur hayvanlar yemiyorlar. Sigara diye uzaklaşıyorlar. Çok önemli. Bu çok önemli oluyor. Bir başka slaytım daha var. Koymadım buraya ben. Mesela markete gittiniz. Kediniz var evde. Köpeğiniz var. Markette diyor ki
Bu mama kedini öldürür. Alır mısınız? Aa, o zaman sigaranın üzerinde yazıyor. Sigara öldürür. Neden içiyorsunuz? Onu istiyor da bana sperm öldürmeyeni ver diyor. Yani öldürsün kendisini. Sperm öldürmeyeni ver diyor. Gidiyorlar da. Şimdi çok önemli üç şey daha var. Birisi nargile, bir diğeri elektronik sigara, diğeri de hafif light sigara. Maalesef yıllarca light sigara zararsızdır diye özellikle kadınlarımızı kandırdılar. Nargile de bugün çok fazla içilmekte. Ankara'da bir çalışma yapılmış. 18-24 yaşlar arasında gençlerde bu nargilenin zararları hakkında hiçbir bilgileri olmadığı saptanmış. Yani bunların zararlı olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları çok önemli. Elektronik sigarada biliyorsunuz onda da hem şeker var, onda da aynı şekilde zararlı. Hiçbir şekilde elektronik sigara, sigara bırakma ürünü olarak kabul edilemez. Yollarda geçerken söylüyoruz arkadaşlarımıza, herkese lütfen bu da sigara kadar zararlı. Ama asla asla biz bunları herkese değil, bazıları kabul ediyor. Biliyorsunuz endüstrinin memorisi şeklinde küçük cepte kolaylıkla taşınabilen ürünleri de var. Hafif sigara yıllarca kadınları kandırdılar. Hiçbir şekilde yanlış, light sigara ver bana diye kendilerini de kandırdılar, etrafını da kandırdılar. Bakın hiçbir şekilde faydası yok. Evet. Ekonomiye maliyeti çok fazla. Türkiye'de sigara için yılda ortalama 25 milyar dolar gidiyor. Bakın bunun ortalama 15 milyar doları direkt sigaraya, 10 milyar doları ise sigaradan kaynaklanan hastalıklara harcanıyor. Bu ne kadar önemli bir konu. Çok önemli. Yani hatta sigorta şirketleri, bir ara ben duymuştum, sigaradan dolayı akciğer kanseri vesaire olanların sigortalarını ödemeyelim diye. Bunlar çok önemli konu. Ekonomiye neleri var maliyeti? Bakın 2018 yılında ülkemizde bir sigara harcamaları yapılmış. Ne kadar diye? 70 milyar. Bakın gayri safi yurt içi hasılanın %4'ü sigaraya gidiyor. 2019 yılında bir kişinin aylık ortalama sigara harcaması 450 ile 600 lira olsa yıllık ne olacak? 5400-7200. Bakın iki kişi içiyorsa 14-15 bin lira. Ondan sonra gider bir şey alabilir. İkinci el bir araba bile alınabiliyor. Yani bunları göz önüne getirmemiz lazım. Yani çok önemli. Evet. Bir başka şey orman yangınları. Dünyadaki orman yangınlarının %10'undan sigara sorumlu. Türkiye'de ise %50. Bakın %50 ne kadar ormanlarımızı yakıyoruz. İnsan katili olduğu kadar ormanlarımızın da katili ve düşmanıdır. Çok önemli. Evet. Diğer taraftan ne yapıyor? Toprağa atılıyor, yerlere atılıyor, denize atılıyor. Topraktan iyileri alıyor. Potasyum, nitrojen, fosfor. Ama ne veriyor toprağa? Bromür, metil bromür, nikotin vesaireyi veriyor. Çok zararlı. Dünyada her yıl yaklaşık 5 trilyon izmarit olduğu hesaplanmış. Bakın ne kadar acı bir şey. Diğer taraftan bir de şunu görün. Bu karantina günlerinde ben hiç görmediğim bir şey gördüm. Yunus gördüm Boğaz'da. Burada oturuyorum. Ben Boğaz'a karşı da konuşacaktım ama yağmur yağarsa diye korktum oradan. Düşünün. Şimdi niye onlar çıktı meydana Boğaz'da? Kimse yere, denize, Boğaz'a sigara atmıyor. Kimse naylon atmıyor. Kimse plastik atmıyor. Kirlenmiyor. Onun için bütün balıklar, hayvanlar çok mutluydu. Kuşlar, herkes çok mutluydu. Demek ki bizi korona kendimize getirdi, korona günleri. Ne kadar biz hayvanlara zarar vermişiz. Kuma, denize atılan izmaritler, sigara paketleri. Bakın burada sigara ağzında. Bakın naylon burada ağzında. Yani bakın burada sigara ağzında. Ölenler var. Bakın yazık. Bunların hepsi deniz kuşları, balıklar, kaplumbağalar. Bir başka şey çok önemli. Siz bırakmışsınız Ziya Bey. Sigarayı ben yavaş yavaş bırakıyorum. 3 gün sonra işte bırakacağım. Yavaş bugün 3 gün, yarın 2 tane azaltarak. Asla başarılı değil. Aniden bırakmak %80 başarılı. Azaltarak bırakma başarısız. Lütfen bunu unutmasınlar. Başka bir şey var. Sigarayı bıraktıktan sonra zihnimizi 21 gün boyunca doğru bilgiyle beslersek, sigara bana zarar veriyor. Sigarayla ne içiliyor? İçki, kahve, çay. Bunlar
uzaklaştıracağız. Sigarayla birlikte kullandığınız. Sigara içmeyen arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. Sigara içeceğiniz tarihi bir yere yazacaksınız. Ben şu gün sigarayı bırakacağım. Arkadaşlarınıza diyeceksiniz. Bana sigara ikram etmeyin, yanımda içmeyin vesaire. Bunları soru gelirse anlatırız. Yani sigarayı bırakmak için bu şeyler. Bir de başka bir şey var. Sigarayı bırakma hattı 171 dedim, biliyorsunuz. Sigarayı bırakmak isteyenlere yardım eli uzatıyor. Bu da herkesin göz önünde bulunsun. Arayan kişilerin nikotin bağımlılığı ölçülüyor. İstekleri doğrultusunda plan oluşturuluyor. Danışanlar belirli periyotlarla takip ediliyor, aranıyor. En fazla da İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Adana'da 2016'dan bu yana hizmet veriyor ve de bu alo 171'i arayarak 4.446.157 kez ziyaret edildiği de saptanmış. Türkiye'de de 532 tane sigara bırakma polikliniği var. Lütfen sigara bırakma polikliniklerine gitsinler, sigarayı bıraktırıyorlar. Her hastanede, her özel hastanede var. 2019'a kadar 2.670.091 kişiye de hizmet vermiş. Bakın bırakınca ne oluyor? 20 dakika sonra kan basıncı, kalp atışları düzeliyor. 8 saat sonra kandaki nikotin, karbonmonoksit yarıya düşüyor. Bir gün sonra karbonmonoksit vücuttan tamamen atılıyor. Ne oluyor? 72 saat sonra nefes almak kolaylaşıyor. Daha sonra ne oluyor? Bir yıl geçmiş, kalp hastalığı riskiniz yarı yarıya iniyor. Ama normal bir insan gibi olmanız için 10 yıl geçmesi lazım. 10 yıl sonra ölüm riskiniz hiç içmeyenlerle aynı. O halde bugün bu konuşmanın sonunda bırakın, 10 yıl sonra normal bir insan gibi olacaksınız. Ben gerçekten Malorem Team'e çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir konuda bana konuşma fırsatı verdiler. İnşallah sıkmadan biraz da bazen kısa geçerek ama bir saatim olmadı. Zaten saatimde de olmadı. Sigara ile flört ilişkisini kesin, lütfen kesin. Sigara içen her birey sigara ile flörte başlıyor. Ve bu zihinde başlıyor, uzun süreli sinsir bir ilişkiye dönüşüyor. Lütfen bu sizi yok etmeden siz onu yok edin. Sigara ile olan ilişkiye iptal şifresi koyun. Zihin bir düşünce bahçesi. Sigara ile ilgili ilk düşünce tohumu zihne atılıyor. Sigara içmek zamanla bir alışkanlık haline getiriyor, geliyor. Çünkü tüm alışkanlıklar zihinde başlıyor, zihinde son buluyor. Siz zihinsiniz, zihin sizsiniz. Lütfen düşünün. Şöyle güzel bahçede oksijenli nefes almak varken neden sigara içelim? Evet. Sigara ile zihinde oluşturulan ilişkiyi gözden geçireceğiz. Tüm düşünce ve inançlarımızı değiştireceğiz. Zihin daima net ve basit komutlarla çalışır. Sigarayı bırakmaya dair zihne net komutlar verin. Bakın, o videoyu izlemek için bile insanların istemesi gerekiyor. Siz zorla oraya gidemezsiniz. Hedef sigarasız toplum. Hayatınızı söndürmeyin, sigarayı söndürün. Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam. Bakın, çocuğuna oyuncak veriyor. Sigara içiyorsun, niye istesin? Top veriyor. Ağlıyor çocuk. Sigara dumanından nefes alamıyorum diyor. Bakın, çok güzel bir şey. İyileştirme sürecinde de zihninizle konuşun. Zihninizle 21 gün hep doğru bilgi verin. Sigaranın zararlarını bilinçaltınıza yerleştirin. Ve sevgiyle beslenen zihin bir müddet sonra durulacaktır. Ve sigaraya karşı bir nefret oluşturacak içinizde. Ve dolayısıyla sigarayı bırakacaksınız. Sigarayla mücadele nasıl olacak? Bilgilendirme. Yasalara bağlı kalmak, sigaraya karşı mücadele arzusu, motivasyonu ile yasal düzenleme çalışmalarının yapılması, özendirici platformların önüne engeller getirilmesi, tüketim ve sigaraya ulaşımın zorlaştırılması, 18 yaş altı yasak çıktı ama buna uyulması, özellikle büyük yazdım, ve tüketim alanlarının sınırlandırılması, bağımlıların rehabilitasyonu için de fon ayrılması. Bunlar çok önemli. Türkiye için gençlerimizi sigara kartellerinin emellerinden uzak tutmamız lazım. Sivil örgütlenmeler, meslek örgütleri, diğer kurumsal yapılar destek vermeli. Biliyorsunuz 2018-23'te tütün kontrolü strateji belgesi eylem planı var. Buradaki amaç tütün ürünlerine talebin azaltılması, tütün ürünlerine ulaşabilirliğin azaltılması, tütün kontrolünde koordinasyon, izleme ve değerlendirmenin olması. Peki,
Neye geldik? Covid'e. İki slaytla da Covid söyleyeceğim. Çünkü çok önemli. Japonya'da yapılan çalışmalar biliyorsunuz. Ölenlerde ilk zamanlarda yaptılar. Evde olduğumuz için hem kitap okuma, literatür takip etme ve televizyon seyretme fırsatımız oldu. Ölenlerde yapmışlar. Covid-19'dan ölenlerin %80'inin sigara içtiğini bulmuşlar Çin'de. Amerika'da ise %85'inin Covid-19'da ölenlerin %85'inin sigaradan öldüğünü bulmuşlar. Yani sigara ne yapıyor? Bizim ağzımızdan alveollere kadar mukozalarda bir siliyalar var, fonksiyon yapan mukoza. O mukozaların fonksiyonunu bozuyor. Biz ne yapıyoruz? Öksürükle bir şey atmaya çalışıyoruz. Bunu atamayınca sigara zaten fonksiyonu bozuyor. Covid de gelip oraya çok kolay yerleşiyor. Sigaranın hastalığın ilerlemesi için risk faktörü olduğunun ve hastalığa yakalanma riskinin 14 kat artırdığını Dünya Sağlık Örgütü belirtmiştir. Bu çok önemli. O zaman sigara içenlerde Covid-19 gelip yapışıyor. Neden biliyor musunuz? İşte bu dediğim akciğerlere çok rahat yerleştiğinden. Ben görüyorum dışarıda maskesini kaldırıyor sigara içiyor. Hatta bir tanesi delik delmiş oraya bir lastik koymuş sigara içiyor. Bakın sigara içenlerde Covid-19. Çünkü bunu da buraya koymazsam olmazdı. Elin devamlı ağza götürülmesi bulaş riskini artırır. Virüs sigara dumanında yayılır. Nargile içilen mekanlarda risk daha fazla. Bozulmuş sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Niye? Sigarasını yakıyor, veriyor, konuşuyor. Etkili maske kullanımına uyulmuyor. Sigara içenlerde bozulmuş akciğer savunma yapısı ile uzun süren şiddetli hastalık tablosu enfeksiyonun toplumda ve hastanelerde yayılmasının kolaylaşmasını artırıyor. Beni dinlediğiniz için Balorem Team'e ve bizi izleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman ben Atatürk'üme saygılarımla kapatırım. Çünkü ben bugün burada size konuşabiliyorsam bu şekilde, ben varsam burada, ben Atatürk'ümün sayesinde. Onun için her zaman ona saygılarımı belirterek tüm konuşmalarımı bitiririm. Ve de mutlaka bir Atatürk rozetim olur. O nedenle ben beni dinleyenlere, sizlere, Balorem Team'e çok teşekkür ediyorum. Bir de hocam siz çok güzel örnekler verdiniz. Sigarayı bırakmak isteyen dostlarımız varsa onlara böyle ufak ufak tavsiyelerde bulundunuz. Varsa onlara ekleyecekleriniz, onları duymak isterim. Bir de şayet biz içmiyoruz ama mesela en yakın dostumuz içiyor. Eşimiz içiyor, babamız içiyor, annemiz içiyor, kardeşimiz içiyor. Onlara nasıl yaklaşmak lazım? Burada yaklaşım da çok önemli. Yani öyle tahmin ediyorum. İçme demek olmuyor zaten. Önerecekleriniz var mı hocam orada bize? Bence mesela evde çocuk varsa baba sigara kokuyorsun. Çocuğunu öpmek isteyen babaya bu çok itici geliyor. Ben böyle söylemiştim babama mesela. Benim rahmetlik babam da sigara içerdi. Ve zaten 63 yaşında sigaradan gitti. Sigara kokuyorsun demesi küçüklerin. Eşinin sigara kokuyor demesi. Ne bileyim yakınlarına bu sigara zararlarını ve de gerçekten bir video vardı. Ben o videoyu herkese o zaman gönderdim. Birkaç kişi bıraktı. Beyaz bir pamuk bir şişede sigara içildiği zaman o şişenin içinde pamuğun hangi renkleri aldığını, simsiyah olduğunu gördükleri zaman önce sararıp sonra siyaha döndüğünü gerçekten sigarayı bırakanlar oldu. Ve insanların her şeyden önce, biraz önce siz de çok güzel söylediniz, kabul etmesi lazım. Zihinde başlıyor. Bir de tarih koymalarını çok öneriyorum. Mesela yakınınıza deyin ki bak sigaranın böyle böyle zararları var. Ölenler bunlar. Nasıl Covid-19'dan ölenler gözümüzün önünde, sigaradan ölenler de böyle. Bırakmak için bir gün belirlesinler. O günü bir yere yazsınlar ve bütün sigarayla olan, kahve mi sigarayla geliyor, içki mi sigarayla geliyor, bir arkadaş mı o sigarayla birlikte? Yani sigarayla birlikte olduğu her şeyi bırakması. Sigara içen arkadaşlarına lütfen ben sizi çok seviyorum ama benim yanımda sigara içmeyin veya ben sizinle görüşemeyeceğim. Çünkü sigara içiyor, o dumanından tekrar hatırlayıp tekrar can istiyor, içiyor. Ben bunları öneriyorum. 21 gün veya 2 ay. Bazılarında 2 aya uzuyor. 21 gün veya 2 ay bunu yaptığı zaman gerçekten bırakıyorlar. Yavaş yavaş bırakmak asla başarılı değil. Çok başarısız. Yavaş yavaş bırakan çok az insan var.
Bunu iyi bilsinler. Yani yakınlarınıza zararlarını anlatmak, örnekler göstermek ve de yani direkt içme deyince herkes de bundan nefret ediyor. O denmez. Hiç onu söylemeyin, öyle bir şey. Ama yavaş yavaş bak sigara kokuyorsun. Gel şimdi bak elin sararmış sigaradan, dişlerin sararmış sigaradan. Hani o yaptığı zararı göstererek bence daha iyi olacak. Peki, süper hocam. Teşekkür ederiz. Bir de şimdi çocuklarımız var. Çocukları olan dostlarımız var. Biz sigara içmediğimizi farz edelim. Annenin, babanın sigara içmediğini farz edelim ama yine çocuğumuz büyürken sigara tehlikesiyle karşı karşıya. Onu bu tehlikeden uzak tutmak için sigara içmeyen bir anne babaya bile neler önerirsiniz hocam? Ne yapmak, nasıl yönlendirmek lazım yetiştirdiğimiz çocuğumuzu? Sigaranın hiçbir faydasının olmadığını mesela ben çok önemli bir şey. Etki eden anne baba veya bir başkası da olabilir. Marketteydik çocuğuna işte var ya orada parlak kağıtlarda dünya kadar cips şu uyduruk şeyler. Onlardan almış. Çok da güzel bir çocuk. Bak evladım dedim. Anne baba uzakta. Bunların hepsi zararlı dedi. Bunların hepsi zararlı. Çünkü içerisindeki yağlar zararlı. Diyen bir madde var kanser yapıyor dedim. Annesi babası geldi. Ben bunları almıyorum dedi. Neden dediler? Bunlar kanser yapıyormuş zararlıymış. Anne baba bana baktı. Çok teşekkür ederiz dedi. Yani bakın. Bakın çocuk onları hemen attı. Ve o günden sonra da alacağını. Yani böyle söylemek lazım. Çocuklara sigaranın zararlarını anlatmak. Bak evladım ben içmiyorum. Neden içmiyorum? Zararını biliyorum. Benim babam öldü veya yakınım öldü. Bak akciğerleri bol bol bu zararlı filmleri göstermek lazım. Mesela sizin video gibi o kadar çok film var ki mesela akciğerlere sigarayı veriyor. Bu simsiyah oluyor. Bu tarafı veya açık renkte kalıyor, pembe renkte. Yani bunları görsel simülasyonlarla gerçekleri göstermek lazım. Bugün artık her şey dijitalizasyon biliyorsunuz. Dijital ortamdayız. Dijital ortamda bunları göstermek çok kolay. Çocuklarına bu gerçekleri gösterdikleri zaman asla içmezler. Bakın bu örneği onun için verdim. Anne baba bana teşekkür et. Çocuk hemen attı onları. Yani basit bir şey. Cips, mips onları hepsi attı çocuk. Peki. Süper. Teşekkür ederiz hocam. Ahmet hocamız bir soru sormuş. Demiş ki hocam sigara depresyonu mu tetikliyor yoksa depresyona girince mi daha çok sigara içiyoruz? Maalesef depresyondan kurtuluş gibi geliyor insanlara. Çünkü bilirsiniz ruh ve akıl hastalıkları hastanelerinde herkes sigara içer. Çünkü yanındaki arkadaşı ya sigara iç bak rahatlarsın demiştir. Bunların hepsi manuel olarak beyni kandırmak. Yani sigaranın hiçbir depresyona iyi geldiği, hiçbir hastalığa iyi geldiği söylenmiyor. Depresyona giren sigara içiyor bence. Yani sigara içen depresyona girmiyor. Depresyona girecek vakti olmuyor. Elinde hep sigara var çünkü. Fakat zararlarını gördüğü zaman işte o zaman depresyon oluyor. Yani ben size bir slide gösterdim. O slide'ı tekrar verebilirim. Yani %56 depresyondaki insanların sigara içtiği. Normal popülasyonda depresyonda insan yok mu var? Ama görüyorsunuz orada 26. %26 sigara içen vardı. Depresyon tarafında %56. Yani insanlar yakınlarından, arkadaşından hep ya iyi gelir, sıkma canını, yak bir sigara derse o zaman sigara depresyona iyi geliyor diyorlar. Böyle bir şey yok. Evet, peki. Yine Ahmet hocam bir ekleme yapmış. Ben yıllar evvel sigarayı bıraktım demiş ve kızıma hediye olarak sigarayı bıraktım. Sigarasız, dumansız bir baba hediye ettim ona. Hediyeyi de geri almak olmaz. Dolayısıyla bir daha da içmedim demiş. Güzel bir mantık gerçekten. Bir de size şöyle bir şey sormuş. Hocam demiş, siz hayatınızda hiç sigara içmiş miydiniz? Hayır, içmedim. İçmedim. Rahmetlik eşim Rotmans içerdi ve de derdi ki ne olur şu sigarayı sen yak daha tatlı oluyor. Ben hayır dokunmam derdim. Yani sigara babamdan gördüğüm kötü. Dayılarımı, babamı, eşimi sigaradan kaybettim. Ben nefret ediyorum sigaradan. Şey de güzel bir şey söylemişti. Hediye diye. Ben 23 Nisan'da oturdum şeyin karşısına televizyonun telefonun ve çektim. Dedim ki bugün 23 Nisan. Çok güzel. Onu aslında o videoyu da verebilirdik. Bugün 23 Nisan. Aslında var video bizim dernek sayfamızda. Siz çocuklarınıza
güzel bir hediye vermek ister misiniz? İşte bugün onlara güzel bir hediye. Sigarayı bırakın. Sigarayı bırakın, onlara güzel bir hediye verin. Ben aynen böyle söyledim. Çok içten onu da dernek şeye koydu sayfaya. Benim de Süper. sayfamda var. Yani güzel bir şey. Ben bu babayı kutluyorum. Ne kadar güzel bir hediye vermiş. Yani ona yaşamını vermiş. Ona hayatını vermiş. Çok güzel bir şey. Süper. Peki teşekkür ederiz. Başka bir dostumuz demiş ki, sizce sigara bırakmada kullanılan yöntemler etkili ve gerçekten gerekli midir? Örneğin aşı, ilaç, biyorezonans vesaire gibi. Güzel bir soru. Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit olmadı. Slaytların en sonunda nasıl bırakılır, bir tarih belirtilir falan. Vakit olursa konuşuruz. Ama bir kere kesinlikle kafada bitiyor. Ben sigarayı bırakmak istiyorum dedikleri zaman ne doktora ihtiyaçları olacak? Zihinde bitiyor. Ne bir doktorun verdiği nikotin patchleri var. Biliyorsunuz nikotin yapıştırılı patchler var. Kadınlarda hormon replasmanı yaptığımız gibi. Nikotin sakızı, nikotin patchleri veyahut da doktorların verdikleri ilaçlar. Onların da yan etkileri var. Bence tabii ki sigarayı bırakma poliklinikleri uğraşıyorlar bıraktırmaya. En sonunda ilaca geçiyorlar. Çok yöntem var. Ama ben derim ki bunların hiçbirisine gerek kalmıyor. Ben tiryakilerin bıraktığını biliyorum. Lütfen hiçbir şeye gerek yok. Ne ilaca, bir biyorezonansa giden de oraya inandığı için bırakıyor. Oradaki onun çok fazla etkili olduğunu ben sanmıyorum. Mesela hipnotizmeye gidiyor, sigara bırakıyor. Aslında inanıyor da bırakıyor. Veyahut da diyete giden, kulağına iki tane şey batırınca oradan iştah mı kesiliyor? Onu istediği için yemiyor bazı şeyleri. Aynı şeyi burada da söylüyorum. Önce beyinde ben bunu bırakıyorum derse hiçbir ilaca, hiçbir kimseye gerek yok. Tabii ki bunlar veriliyor. Doktora gittiği zaman bunlar veriyorlar, söylüyorlar. Bırakma sendromları var ya, bırakmada huzursuz olmasınlar diye işte sakızlar, peçler, ilaçlar vesaire veriliyor. Süper. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Dostlarımızdan Soru gelen başka sor. var mı? Hemen bakıyorum ben burada. YouTube'a da bakıyorum. Oradaki dostlarımız da izliyor. Benim gözümden kaçan var mı diye. Birisi demiş ki iki dünyamızı da mahvediyor. Çok doğru. Diyanet İşleri Başkanlığı da sigaranın haram olduğunu söyledi. Çünkü etrafımızdaki insanlara ve kendimize verdiğimiz zarar da haram oluyor. Ben konuşmalarımı hep şöyle bitiriyorum. Dumanını yel alır, parasını el alır, zehri sizde kalır. Doğru, çok doğru. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Bu akşam değer katan eğitimlerde Profesör Doktor Melahat hocamızı, Melahat Emine Dönmez hocamızı misafir ettik. Sigaranın zararlarından bahsettik. Mutlaka bu konuyla alakalı çevrenizde bilinçlendirmek istediğiniz dostlarınızla bu eğitimin videosunu mutlaka paylaşın. Bir de en son hocam bir sürprizimiz var demiştik, değil mi? Benim bilmiyorum Sürprizimize açıklayalım mı? Biz ki. Beğenirseniz ben birisine şiir yazdım ama beğenirsiniz bilmiyorum. Yukarıdan aşağıya nasıl ki biraz önce kuvvet dedik, empower. Empower'ı yazarken aklıma geldi. Bu şiirler yazılır ya, akustik şiirler hani yukarıdan aşağıya. Ben söyledikçe harfler geldiği zaman valorem tim oluyor. Valorem tim değerlere değer katan demek. Aralıksız yerinizde, evinizde yani öğrenmek demek. Lakin bilgi için YouTube'a bakmak gerek. Oradadır teknoloji, inovasyon söylemek gerek. Rahat, daha özgür bir yaşam halkımıza gerek. Emekleri için yoktur ücrete gerek. Ücretsiz çünkü. Mükemmel eğitimlerini alkışlamak gerek. Takım ruhunda takıma dahil ol, el birliğiyle başarılı ol, A takımı ol. Teknoloji zade ol. Meydan okuyalım ama önce abone ol. Süper hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel olmuş. O zaman son olarak şunu söylüyoruz. Daha önceki eğitimlerimize ulaşmak için mutlaka YouTube kanalımıza abone olun. Bu akşam toplantıya başlamadan önce 3980 küsürlerdeydi. Muhtemelen yarın sabaha 4000 olmuş olacağız. İnşallah hep birlikte 40.000 kişiye de bunu birlikte ulaştırırız. Daha fazla insanın hayatına pozitif anlamda birlikte dokunuruz diyelim hocam. Tekrar çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Çok Ben keyifli çok bir eğitimdi hocam. teşekkür ederim. Yani eğitim değil de bazı bilinen gerçekleri dile getirdik. Sizin sayenizde bu tekrar gündeme geldi. Herkesin bazı şeyden haberi yok. Şikayet hattı nedir bilmiyorlar. Ondan
sonra bırakmak istiyorum 171 hattını bilmiyorlar. Devletimizin ne kadar uğraştığını bilmiyorlar. Görüyorsunuz projeleri. Bütün bunları biz dile getirdik. Zararları tekrar konuştuk. Hakikaten bugün yaptığınız büyük bir iş. Yani çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bana burada herkese seslenme fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Bütün dostlarımıza iyi akşamlar diyoruz. Herkese kendinize iyi, iyi bakın. Yarın akşamki değer katan eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler.